Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Sarçıklıoğlu bir dizi açılış ve programlara katılmak üzere Hatay'a geldi. Hatay'a gelen Başkan Hisarçıklıoğlu, Antakya Ticaret Borsası ile Tıbbi Aromatik Bitkiler Kooperatifi ile işbirliği protokolü imza töreni, Antakya Ticaret Odası yapımı tamamlanan hizmet binası açılışı, Hatay Devlet Müzesi açılışı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi açılışı ile ekonomiye değer katanlar ödül törenine katıldı. Ödül töreninde konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Hisarçıklıoğlu, daha önce Hatay'da Türkiye'nin en büyük Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği okulunu yaptıklarını ifade ederek kendilerinden talepte bulunan Hatay'ın 5 ilçesinde de okul yapmayı planladıklarını ifade etti. Türkiye'nin otomobili TOG'a değinen Hisarçıklıoğlu şöyle konuştu. Antakya Ticaret Borsamızda Tıbbi Aromatik Bitkiler Protokol Töreni'ni imzaladık. Bu hayırlı bir iş. Biliyorsunuz Türkiye Odalar Borsalar biliyorlar. Türkiye'nin en büyük okulunu biz Hatay'a yaptık. Kayseri'de falan yok, haberiniz olsun. 40 derslikli bir lise, aynı zamanda 300 kişilik pansiyon olan bir okulu Hatay'a yaptık. 4-5 tane okulun inşallah 4 yol Erzurum, İskenderun, Kırıkkale, Reyhanlı'ya okulu yapma protokolünü imzaladık. Antakya'mıza hayırlı uğurlu olsun derler. Ve Türk insanının 120 yıllık hayali 1960'ta yarım kalmış bir rüya ve dünya ile teknolojisi aynı zamanda yarış edecek. Yani dünyanın gerisinde değil. %100 elektrikli IP hakları bize ait olan, Türkiye'ye ait olan, yani başkasına ait olan değil. İlk çıkışta %51'li yerli olan bir otomobil yapacağız. Burada da yine birbirimizi ötekileştirmiyor. Birbirimizi etnik kökeninden, mezhebinden, inancından, fikrinden, siyasi görüşünden dolayı ötekileştirmeyin. Bak kardeşim, görüyorsunuz. Bizden başka dostu yok ha. Bunu yapan toplumlar başarılı oluyorlar. Bunu yapamayan toplumlar kaybediyor. Hükümet başkanım, çekiyorum. Sayın başkanım.